Önce bir defa 1994'e nasıl geldik birkaç kelimeyle bunu özetlemek istiyorum. Türkiye bilindiği gibi İkinci Cihan Harbi'ne girmedi. Fakat müttefiklerin etkisi altında kaldı. Churchill Adana'ya geldiğinde konuştu. Birleşmiş Milletleri kuracağız. Çok partili hayata geçmeniz lazım. Tek partili yönetimlere sözümüzü geçiremiyoruz. Siz de çok biraz hayata geçin, sizi Birleşmiş Milletler'e alalım. Ama bunun için şartlarımız var. Dendi, şartlı olarak çok partili hayata geçildi. Bu hayata geçerken ne gariptir ki, bu milletin eşsiz tarihine ve coğrafyasına tekabül edecek şekilde milli partiler kurulacağına Batı taklitçisi partiler kuruldu. Neymiş bu? Solcuymuş. Neymiş? Liberalmiş. Ortanın sağıymış. Bizim tarihimizde bunların hiçbir yeri yok. Sultan Fatih solcu muydu, liberal miydi? Milli görüşçüydü. Asıl kurulması icap eden partinin yerine Sunni Batı taklitçisi partiler kuruldu. Milletimiz bunlardan hizmet bekledi. Takriben bir 25 sene, 69'a kadar bunlar beklenen hizmetleri yapamadılar iyi niyetlerine ve gayretlerine rağmen. 69'da millet patladı ve milli görüş patlaması dediğimiz patlamayla asıl kendi özünü ortaya koydu. Bunun adı milli görüştür. Ve böylece 1969'dan itibaren 41 yıldan beri milli görüş yönetimleri, partileri birbirini takiben millete hizmet ettiler. Milli görüş bu milletin kendisidir, tarihidir, aslıdır, inancıdır, kimliğidir. Milli görüşün dışındaki diğer partiler Batı taklitçisidir ve işbirlikçidir. Bilmeden Siyonizme hizmet eden kuruluşlar halindedirler. Ne yazık ki. Bu sebepten dolayıdır ki millet aradığını milli görüşte buldu. Her zaman imkan buldukça milli görüşe dört elle sarıldı. Milli görüşü kısa zamanda iktidara getirdi. Birçok defalar onu iktidardan uzaklaştıran engellere mukabil tekrar tekrar iktidara getirdi. Şimdi buyurduğunuz 1994 hamlesi, biz buna ikinci şahlanış diyoruz. Bunun temelinde yatan sebep tılsım milli görüştedir. Milli görüşün diğer görüşlere nazaran çok önemli farkları var. Bunlardan bir tanesi milli görüş maneviyatçıdır. Diğerleri maddecidir. Maneviyat olmadan saadet olmaz. Milli görüş bugünkü facı kapitalist nizamın değişmesini yerine bir adil düzenin kurmasını istiyor. Bu kurulmadan saadet olmaz. Milli görüş bugünkü maksatlı kurulmuş olan dünyanın yerine yeni bir dünya kurmasını istiyor. Bu dünyayı adil bir şekilde yeniden kurmadıkça insanlığın kurtuluşu mümkün olmaz. Milli görüş aldatmaca propagandalarına kapılmayan görüştür. Gayrimilli faaliyetleri engelleyen görüştür. Milletin aslını temsil eden görüştür. Milletin kurtuluş ilacını içinde saklayan, sırası geldiği zaman bir çınar ağacı gibi çıkarak milleti ve insanlığı kurtaracak olan görüştür. Şimdi 1944 yılına geldiğimiz zaman, 1994 yılına geldiğimiz zaman milli görüş ondan önceki dönemlerde tekrar iktidara gelmiş idi bilindiği gibi. Milli Görüş Harekatı 1969'da başlamıştır. Biz bu harekatı Konya'da başlatırken Konya'daki karargahımızın önüne iktidar bayrağı çektik bir hafta sonra. Bütün millet Mevlana Meydanı doldurdu ve bizimle istihza etti, alay etti. Şunlara bakın, bir bağımsız adam gelmiş, iktidar olacakmış. Aralarındaki fısıldaşmaları duyuyorduk. Partilerin hayatında 2 sene, 3 sene çok kısa bir zamandır. 69'da bunu duyduk. Fakat 73'te iktidar olduk.
bizim iktidarlarımız engellenmek istenmiştir. Bundan dolayı meseleleri sizin yapmış olduğunuz bu belgeselde gerçek manası ortaya koyabilmek için önce birkaç cümleyle Siyonizm'den bahsetmek mecburiyeti vardır. Neden bunlar engelleniyor? Önce bir defa biz Has-ı Saadet, Hülefai Raşidin, Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar 622'den 1683 ikinci Viyana kuşatmasına karşı dünyanın maddi hakim olmuşuz. Bir saadet dünyası kurmuşuz ve onu korumuşuz. İnsanlığa en büyük hizmet yapmış olan tarihin en büyük devletiyiz. Bizim bu büyüklüğümüz inanışımızdan geliyor. İnanışımızın insanlığa sarf edici inanç olması ve kurtuluşun bizim inanışımızda olmasından ileri geliyor. Biz ikinci Viyana'da hedefimizi ulaşamayınca maddi güç Siyonizmin eline geçmiştir. 350 senede Siyonizm kendi dünyasını kurmuştur. Ve ben dünyaya hakim olacağım, herkesi kendime köle yapacağım inancınınla geceli gündüzü çalışmaktadır. Bundan dolayı hak ve batıl mücadelesi Siyonizm ile milli görüş arasında olmaktadır. Neymiş bu Siyonizm Allah aşkına? Siyonizm 5700 sene evvel Mısır'da yaşayan Beni İsraillere karşı Firavunlar yaptıkları zulümler karşısında onlara cesaret vermek için Kaballah adlı zatın yazmış olduğu kitabındaki prensiplere inanmak demektir. Bu inancın amentüsünde 4 madde vardır. Biz Müslümanız, bizim amentümüz 6 maddedir. Biz Allah'a inanıyoruz, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, öldükten sonra dileyeceğimize, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna. Onlara gelince onlar başka 4 şeye inanıyor. 1. Beni İsrail ırkı üstün ırktır. Biz insan olarak yaratıldık, diğer ırklar mamun olarak yaratıldı bize köle olsun diye. Sonradan insana dönüştüler. Irkçı bir düşünce ve Beni İsrail ırkının üstünlüğüne dayanıyor. Vaktinizi fazla almamak için sadece bir tek şekil göstereceğim. Bu Siyonizm felsefesi aldığı kitaptır. Bakınız inançlarının 1. maddesi budur. Şurada gördüğünüz insan Beni İsrail'dir. Bu diğer görmüş olduğunuz maymunlar ise diğer ırklardır. Onların inanışını gösteriyor. Bunlar bize köle olsun diye yaratılmıştır. Biz üstün ırkız diyor. Amentülerin 1. maddesi budur. 2. maddesi bizim bu üstünlüğümüz ve herkesin bize köle oluşu nazariyatta kalmayacak. Fiilen tahakkuk edecek. 3. maddesi bunun tahakkuk etmesi için bizim 3 görevi yerine getirmemiz lazım. Beni İsrail ırkına mensup olan insanları Filistin'de toplamak. 1. Büyük İsrail'i kurmak. Büyük İsrail Fırat'la Nil arasında bizim Güneydoğu Anadolu dahil, Kıbrıs dahil, Allah muhafaza buyursun, Medine-i Münevvere dahil. Bu topraklar bize vaat edilmiş topraklardır. Bizim olacaktır. Buraya biz Büyük İsrail Devleti'ni kuracağız. İnancıdır, Siyonizmin inancı. Bunu kurduktan başka dünyanın her yerindeki Beni İsrail'i Filistin'e getireceğiz. Ve bunun emniyetini sağlayacağız. Bunun emniyeti için Fas'tan Endonezya'ya kadar 19 ülkenin yönetimi bizde olacak. Yoksa biz Büyük İsrail'i kursak dahi bir gün birleşirler bizi denize dökerler. Buradan çıkartırlar. Dinimiz yok olur. O sebepten dolayıdır ki emniyetini temin etmek de kurmak kadar mühimdir. Emniyeti teminin 2 maddesi var. Fas'tan Endonezya'ya kadar 19 ülkenin yönetimi bizim kontrolümüzde olacak ve Türkiye olmayacak. Neden? Çünkü Türkiye 1000 yıl 19 Haçlı Seferini püskürttü. Ve Beni İsrail'in Büyük İsrail'i kurmasına müsaade etmedi. Kursak dahi birleşirler, bizi denize dökerler. Onun için bunun ortadan kaldırılması lazım. Ne anlatıyorum ben şimdi? Siyonizmin imanını
Biz üstün ırkız. Bu gerçekleşecek. Gerçekleşmek üç şey yapmamız lazım. Beni İsrail'i Filistin'e toplamak, Büyük İsrail'i kurmak, güvenini sağlamak. Ve Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman Mabedi'yi yeniden yapmak. Biz bu görevleri yaptık mı, bizim Mesih'imiz, İsa Aleyhisselam değil, Siyonizmin Mesih'i gelecek, Davut Aleyhisselam'ın tahtına oturacak, dünya hakimiyetini kuracak, böylece bizim dünya hakimiyetini perçinleyecek ve yaratılış gayesine erecek. Böyle bir inanış var yeryüzünde. 5700 seneden beri bu inanış için çalışıyorlar. 1683 Viyana Muhasarası'na kadar biz dünyanın hakimiydik. Biz saadet dünyasını kurmuş, hakkı adaleti muhafaza ediyorduk. İkinci Viyana kuşatması hedefine ulaşamayınca maddi güç Siyonizmin eline geçti. 350 seneden beri bunlar üç koldan çalışmak suretiyle kendi dünyalarını kurdular. Bugün biz Siyonizm dünyasının içinde yaşıyoruz. Ne yaptılar bu 350 sene içerisinde? Bir defa bütün dünya kuruluşlarını kendi kontrollerine aldılar. 1945'te yapmış olan Yalta Konferansı Siyonizmin bir uygulamasıdır. Birleşmiş Milletler olacak, Amerika daimi olacak, veto ettiği şeyler kabul edilmeyecek. İsrail aleyhine 600'den fazla karar kabul edilmemiştir. Yani adil bir kuruluş yoktur orta yerde. Tarafkirane bir kuruluş vardır. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, UNESCO, UNICEF, Birleşmiş Ticaret, Dünya Ticaret Teşkilatı. Bütün bunların hepsi Siyonizmin kontrolü altındadır. Onun dünyasında yaşıyoruz. Dünya teşkilatlarını kendi avucuna almış bir. İkincisi, doları dünya parası yapmış. Dolar Siyonizmin parasıdır. Bu paranın üzerindeki mühür de zaten bunu açıkça göstermektedir. Bir doların üzerindeki mühüre baktığınız zaman bu mühür şurada büyütülmüş vaziyette görülmektedir. Bir doların üzerindeki mühür. Ne yazıyor bu mühürün üzerinde? Anuit Captus. Bu Latince bir tabir, dünya hakimiyete ulaşıldı. Ne ile? Dolarla. İstediği kadar basıyor, istediğini satın alıyor. Ve şu işbirlikçiler teşkilatıyla. Bu 13 katlı bir piramittir. Bu 13 katlı piramit vasıtasıyla dünyayı kontrol ediyor. Bu 13 katlı piramit 3 kademeden meydana gelmiştir. Görünen teşkilatlar, ucu gözüküp altı gözükmeyen, hiç gözükmeyen teşkilatlar. Hiç gözükmeyen teşkilatlarla dünya idare ediliyor. Bunların başında 300'ler meclisi var. 300 tane ülkenin en zengin Siyonisti bugün şifreli internetle konferans yapıyor ve dünya meselelerinin kararlarını alıyorlar. 33 ahamlar meclisini onayla alıyor. 13 ahamlar bakanlar kurulu tasdik ettiriyor. ERT Başkanlık Divanı'nın onayını alarak tatbik mevkiine koyuyor. Birçok denk tank müesseleri var. Uygulama ayeti yetişmiş ekipleri var. Ayrı bir dünya, bir alem teşkil edilmiş dünya hakimiyetini koruyup muhafaza etmek için. Şimdi böyle bir dünyanın içindeyiz. Bu dünyanın içerisinde doları dünya parası yapmış. Gelmiş doları. Amerika'nın Merkez Bankası yok. 7 tane Siyonist banka birleşmiş, FETÖ teşkil etmiş. Dolar Siyonizm parası, Amerika bunu kirayla kullanıyor. Ve dünya parası yapmış. Amerika'da sıcak bir odada oturuyor, istediği kadar dolar basıyor, getiriyor Suudlu petrol şeyhine, veriyor, elinden petrolünü alıyor. Bize getiriyor, pamuğumuzu alıyor, madenimizi alıyor. Diğer ülkelere götürüyor. Alın terlerini çok kolay bir şekilde değiştiriyor. Dolar vasıtasıyla. Bir, bu doları verdikten sonra tekrar geliyor Suud Şeyhine. O verdiğim dolarları bana geri vereceksin. Yeşil kağıt yerine sana bir sarı kağıt vereceğim. Nedir bu sarı kağıt? Amerikan tahvili. O dolarları bir daha kullanıyor.
Amerika'nın içinde 5 trilyon, dışında 5 trilyon dolar var. İçinde 5 trilyon, dışında 5 trilyon tahvil var. 20 trilyon böylece insanlığı sömürüyor. Bunlar Merkez Bankası'na toplanıyor. Merkez Bankası rezervlerini alıyor. Onun yerine de bir beyaz kağıt veriyor. Biz buna 3 kağıt oyunu diyoruz. Yeşil kağıt, dolar. Sarı kağıt, tahvil. Beyaz kağıt, Merkez Bankası rezervlerine mukabil Merkez Bankalarına verilmiş olan yazı. 25 trilyon böylece insanlığı sömürüyor. Bunu buraya koyun. Siz Amerika'dasınız, Japonya'dasınız, nerede olsanız olun. Gidip fırından ekmek alıyorsunuz. Türkiye'de. Yuvarlak hesap olsun 300 lira diyorum aldığınız ekmeğe. 300 lira verip alıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki ekmeğin bedeli 300 lira. Halbuki bir hesap yaparsanız o 300 liranın 100 lirası faizdir. Dolaşıp siyonizme gidiyor. 100 lirası haksız vergidir. Devletler tarafından alınıyor. Yarısı toptan yine siyonizme veriliyor. Dünyada 75 trilyon dolarlık alışveriş yapılıyor bir senede. Bunun yarısı 37,5 trilyon yapar. 37,5 trilyon siyonizme ödeniyor. Dünya böyle kurulmuş. 25 trilyon 3 kağıt oyunuyla. Alışverişler vasıtası 37,5 trilyon. Ben şimdi size dünyanın anatomisini anlatıyorum. Ben şimdi size baktığım zaman karşımda yüzünüzün derisini görüyorum. Bu deriyi kaldırırsam altından adele çıkar. Kemik çıkar, damar sistemi çıkar. Önünüze bir dünya haritası koyuyorum. Renkli boyanmış 200 tane ülkenin sayfasını kaldırıyorum. Dünyanın içinde ne var? Bir de bakıyorsunuz ki nerede para varsa siyonizm pompasını kurmuş, havuzunu yerleştirmiş, borusunu döşemiş, sömürüyor. Bu nasıl dünya ya? Siz şimdi Türkiye'den hacca gideceksiniz, Türk uçağıyla gidiyorum diye seviniyorsunuz. Halbuki Türk uçağının serbest hava bölgesine uçuşması için IATA üyesi olması lazım. IATA üyesi olması için aldığı uçak bileti parasının %9'unu IATA ödeyecek. IATA dediğiniz nedir? Rockefeller'in kuruluşu. Efendim ben Rockefeller'e para vermek istemiyorum. Gemiyle gideceğim. O zaman da Lloyd müsaadesi alacaksınız. Gene %9'unu vereceksiniz. İnsanların, paraların hareketi. Bugün bir Müslüman ülkeye para göndereceksiniz. Gönderemezsiniz. Siyonist banka araya girecek. %1 alacak. Bir Müslüman ülkeden mal alacaksınız. Akreditif açacaksınız. Siyonist banka araya girecek. %5'ini alacak. Nerede para varsa pompasını, hortumunu koymuş, sömürüyor. Para gücünü ele almış. Doların üzerindeki bu mühürün de göstermiş olduğu İşbirliği İlişkiler Teşkilatı'yla da insan gücünü ele almış. Ve böylece dünyayı kontrol ediyor. Uluslararası kuruluşlar da kendi emrinde olduğu için. Bu bir timsaha benziyor bugün. Bu timsahın üst çenesi Amerika'dır. Alt çenesi Avrupa Birliği'dir. Kuyruğu İsrail'dir. Gövdesi ise ne yazık ki bir kısım Müslüman ülkeler dahil. Buralardaki yöneticilerin bir kısmı. Şuurluları tenzih ediyorum. Basının mensuplarının bir kısmı. Hepinizi tenzih ediyorum. Ve aynı zamanda da mali gücü olan iş adamları ve bankalar. Bunlar bu timsahın gövdesini teşkil ediyor. Bu timsah vasıtasıyla 19 Haçlı Seferi yapmıştı. Şimdi 20.yi yapıyor. Bu sefer mutlaka büyük sayı kuracağım diyor. Yaşadığımız Filistin olayları, Irak Harbi, Afganistan Savaşı, Çeçenistan Savaşı bu projenin bir parçasıdır. Biler ne diyor? Benim diyor Irak'a harbi ilan işimin sebebinde temelinde Hristiyan oluşum yatıyor diyor. Ben İsa Aleyhisselam yüzüne gelecek diye Irak harbi ilan ettim diyor. Niçin? Çünkü Siyonizm onları aldatıyor. Büyük İsrail'i kurmak için İsrail'i beklemiyor musunuz İsa Aleyhisselam'ı? Tevrat'ın dediğini yapın diyor. O da gidiyor Irak'a hücum ediyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ben size şimdi kısaca dünyanın anatomisinden bahsettim. Peki bunların 94'e gelirken yapılmış olan 96'daki
28 Şubat olayları, 97'deki yüksek lobu olayları niye alakası var? Bu olayların temelinde işte bu Siyonizm yatıyor. Onun için bu temel taşı yerine koymam lazım ki sizin aramış olduğunuz olayların asıl sebepleri ortaya çıksın. Şimdi ben daha önce bir televizyonda göstermiştim. Bugün sizin bu bilgisayarınız münasebetiyle bir kere daha bir vesika gösteriyorum. Bu vesika 28 Şubat olaylarının ne olduğunu gösteriyor. Bu vesika Ekim 1996 yılında, Ekim, ben başbakan olduktan 3 ay sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Christopher'ın Ankara elçisi Grossman'a çektiği gizli, çok gizli kripto. Sonradan elimize geçti. Bakınız bu kriptoda Amerikan Dışişleri Bakanı elçiye ne diyor? Departmanımız, yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetinin milli eğitimlerine milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı Batı'dan ayrı Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı derin endişe içindedir. Bizim bakanlığımız. Kanaatimizce Türkiye'nin İran, Irak, Libya, Nijerya, Sudan ile bağlarını kuvvetlendirmek hususundaki mevcut tutumu bizim milli menfaatlerimize aykırıdır. Doğru Yol Partisi Erbakan radikal İslami söylemlerini ılımlaştırmada başarılı olamadığına göre kendisini Refah Partisi'ne koalisyonu verimsiz görülmektedir. Bize inanıyoruz ki Tansu Çiller'in koalisyonundan çekilmesi Erbakan düşürür. Ülkeye erken gelen seçimleri götürür. Sonuç kesin olmakla beraber Refah Partisi büyük bir ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü olarak çıkacak. Türkiye Birleşik Devletleri'nin anahtar stratejik orta olarak kalmak mecburiyetindedir. Ve onun bu pozisyonu gerçekleştirip sürdürmedeki başarımız bizim milli menfaatlerimizi doğrudan etkileyecektir. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanmalıdır. Bu konudaki aksiyon planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Warren Christopher, Amerikan Dışişleri Bakanı. Kime yazıyor bunu? Ankara elçisine, Grossman'a yazıyor. Ne zaman? Ekim'de yazıyor. 28 Şubat'ta zaman oldu, 97'de oldu. Yani bundan aşağı yukarı 5 ay sonra oldu. Bu 5 ayın içerisinde bütün bu hazırlıklar yapıldı ve gereken etkilemeler yapılmak suretiyle Türkiye'nin son 20 yılının en başarılı hükümeti böylece iş başına uzaklaşılması için elden gelen gayret gösterildi. Bizim 84. hükümetimiz başarısından dolayı Siyonizmin politikalarına engel olmasından dolayı tertiplere maruz kalmıştır, engellemelere maruz kalmıştır. Şu görmüş olduğunuz kitap Ankara tutuver şunu. Ticaret Odası'nın yapmış olduğu bir ilmi araştırmadır. Sizin söylediğiniz yıllar dahil son 20 yıldaki 7 hükümetin performansını ilmi kriterlere göre ölçmüş, araştırmış, en başarılı hükümetin Erbakan hükümeti olduğunu söylüyor. Bu söylüyor kriterlerle, kıyas kabul edilmeyecek şekilde. Şimdi bir an için şöyle söylediğime dikkat buyurun lütfen. Bugün bir memuru çağırsak, 3 gün sonra maaşın %50 artıyor desek, kalp krizi geçirir. Biz bunu gerçekleştirdik. Ben 26 Haziran 96'da başbakanlık sandalyesine oturdum. Efendim 1 Temmuz'da memura ne vereceğiz diye önüme geldiler. %50 zam vereceğiz dediğim zaman devlet görevlisi arkadaşlarımız dahi aman başbakanım ne yapıyorsunuz? Bu nasıl olur? Bu görülmüş şey midir?
Ben ne diyorsam ona bakın dedim. Şimdi %50 biz maaş zammı verdik. İşe başlarken. Üçüncü günü. Ben hala hangi köye gitsem 80 yaşında bir ninemiz soruyor, sesinden duyuyorum. Ya Erbakan evimize gelmiş, nerede bu adam? Gösteriyorlar, geliyor. Bana bak diyor, ya sen Erbakan mısın? Evet Erbakan diyorum. İki elini birden kaldırıyor. Hay Allah senden razı olsun yahu. Senin zamanında ben Bağkur emeklisiydim. Bize 80 lira bir zam verdin. Ben bugün hala o zamla ekmek yiyorum. Çünkü o günden beri zam görmedik. Bir başka amca, ben diyor 1 Temmuz'a gittim, maaşımı aldım. Birden böyle çok fazla olduğunu görünce şaşırdım. Memura dedim ki, evladım görevini dikkatli yap. Bunu sana sonra ödetirler. Yalnız sen benim maaşım alamaz. O da bana dedi ki, amca dedi, Erbakan geldi. Bu Erbakan'ın bereketi. Şimdi senin maaşın bu kadar oldu. Adam Allah Allah, bugünlerde mi görecektik dedi. Böyle yandan uzaklaştı diyorlar. Şimdi biz bunları gerçekleştirdik. Ne ile? Milli görüşle. Çünkü şunu tespit ediniz lütfen. Meclis zabıtlarıyla. O sene bütçe Mart ayının sonuna kaldı. 1 Nisan'da başlamak üzere. Mart'ta bütçe müzakereleri yapıldı. 1996'nın başında. Ve Mesut Yılmaz hükümetinin bütçesi kabul edilerek 1 Nisan'da yürürlüğe girdi. O bütçede ben bir konuşma yaptım. Dedim ki bu bütçeyle Türkiye'yi yönetemezsiniz. Sizin bu bütçeye 100 milyar dolar daha ilave etmeniz lazım. Ama vergiyle, zamla, borçla değil. Milli kaynaklarla. Ama siz bunu yapamazsınız. Yapamadığınız için de Türkiye'yi idare edemez. Bir an evvel değişmeniz, bizim gelmemiz lazım. Bunlar zabıtlarda var. Takdiri ilahi, 3 ay sonra biz çıktık geldik. 50 milyar dolarlık bütçeye 6 ayda 35 milyar dolar. Yani yılda 120 milyar dolar ilave ettik. 100 milyar ilave etmek lazım diyorduk ya. 120 milyar dolar ilave ettik. Bir kuruş zam koymadık. Bir kuruş vergi koymadık. Bir kuruş borç almadık. Nereden bu parayı buldunuz? Faizlerden 14 milyar dolar kurtardık. Para halktan toplanıyor, faize gidiyor. Öbür taraftan kitleri kâra geçirdik. 7 milyar dolar oradan bütçeye ilave koydum. Bundan başka kaynak paketlerini hatırlarsanız. 4 tane kaynak paketiyle 10 milyar dolar ilave yaptık. Biz bunları işçiye, köylüye, memura verince onlar vergilerini çok rahat ödediler. 5 milyar dolar da vergilerimiz arttı. Biz yeni zam yapmadığımız halde. Böylece 30-50 milyar dolar bütçeye 6 ayda 35 milyar dolar ilave ettik. İkinci 6 ayda 35 milyar dolar daha ilave ettik. Yani tenkit esasında ne söylediysek geldiğimiz zaman fiilen bunları yaptık. Bu imkanlar Türkiye'de mevcut. Fakat dış kontroller, IMF'si vesairesi bunlara müsaade etmiyor. Onun için milli görüş lazım. Milli görüş. Bu olmadan meselelerden kurtulamayız.